Hadi baştan başlatayım. Okay. So last time we studied dual bundles. Given a vector bundle, its dual was defined to be home bundle. Translation, you just take the dual of the translation functions basically. And we showed that dual of O2, which is the tangent bundle of S2, was O minus 2. how can we represent cotangent bundle given a coordinate system? Remember that if you have a open set, let's say in Rn, open subset, the tangent bundle was just, you know, u cross Rn, right? And we had sections of this bundle, right? Namely, del del xi at p, I from 1 to n is a basis for TPU for all P, right? So we may think of this coordinate, I mean the this vectors which are obtained from coordinate functions. So let's say x and coordinate functions on U. We have this basis at any point. What about the cotangent bundle? In a vector space, you know, for a vector space, if you are given a basis, then using that basis, you can write down a basis for the cotangent space, right? The dual basis. So we will just do that. The dual vectors to this gadgets del del xi at p in TPU will be denoted dxi. Okay, if you want, you can put a p, you know, somewhere to denote that it's in the cotangent space. So this is in the cotangent space to U at the point P, okay? So since these are the dual vectors to this basis elements, so we have the following: dxi del del xj at p, değil mi? Bir vektör uzayının bazı varsa, bunun dual bazını yazarsanız, dual bazı elemanlarının bu vektörlerde baz elemanlarındaki şeyi nedir, değerleri? Eğer indeksler birbirini tutuyorsa 1, aksi halde 0. Dolayısıyla bu Kronecker delta ij olacak. Tamam mı? Ve bu dxi'ler de section'lar verir. Moreover, we may write t star u as u cross rn. Dolayısıyla yani bunun bir elemanı şöyle görebilirim. W T star U'nun içinde demek W şöyle yazılabilir. Bu basis elemanlarının combination'ları, yani A1 times DX1 at P AN DXI DX n at p. Bu
noktasındaki bir şey aslında. Ama ben bunu bir fonksiyon gibi de görebilirim. Şöyle WP diyeyim. Bu A1 to AN. Bu AI'ların her birini de U'dan R'ye fonksiyon olarak görebiliriz. A function. Tamam mı? Yani her noktada dual vektör uzayından bir eleman seçiyorum. Bunlar o dual uzayın, P noktasındaki dual uzayın şeyleri, basisleri. Dolayısıyla her kovektör bunların bir linear combination'ı. Ama ben bunu şey diye de yapabilirim. Bu nesne union of T star P'ler olduğu için P in U her noktada böyle bir eleman seçmiş gibi yani bu W bir section gibi görebilirim. Her noktada bir tane kovektör seçiyorum. Ona da işte biz differential form diyeceğiz. An object of this type is called a differential form, differential one form on U. Yani U'nun tangent bundle'ının bir section'ı. Başka bir şey değil. Değil mi? Şöyle düşünebiliriz. Yani bu T star U'dan T star U'dan U'ya projection map'im var. Bundle projection. Değil mi? Buradaki nesneler noktalar ve vektörler. Ben direkt nokta koordinatı iniyorum. One form dediğim şey bunun bir section'ı. Yani ne demek? Her noktada bana bir tane o noktadaki bir şey veriyor. Kovektör veriyor. Yani WP şöyle bir şey. A1P DX1 P nokta nokta ANP DXNP. Buradaki AI'larda fonksiyonlar. Eğer bu fonksiyonların her birisi sumutsa if all AIs are sumut functions yani bunlar U'dan R'ye are sumut then omega is called C infinity or smooth differential one form. On U. Manifoldlarda da tabii ki nasıl olacak bu one formlar? Nasıl tangent bundle'ı işte U'ların tangent bundle'larının union'ı gibi görmüştük. Burada da aynı şeyi yapabilirsiniz. Yani şöyle diyeyim. Eğer evet. Yani sumut almak zorunda değilsin aslında. Yani continuous da seçilebilir. Ama yani biz genelde sumut alacağız. Kompleks case'de işte holomorfik falan da seçebilirsin. İşte analitik seçebilirsin. Real analitik vesaire. Example demeyeyim aslında buna şey. If M is a smooth manifold. Manifold. And işte diyelim ki M işte UI'ların union'ı FI'ler UI'lardan VI'lara coordinate maps coordinate charts whatever then şunu biliyoruz. T star M was neydi? Union of T star UI'lar. Ama bunlar
U fi'ler difeomorfizm olduğu için şöyle de görülebilir demiştik. Disjoint union of T star V eyes. Ondan sonra da ne yapıyorduk? Bir nokta ve bir vektörü şeyle eşliyorduk. İşte ona karşılık gelen şeyle yani phi i inverse phi değil mi? Phi j pi. Ondan sonra da bunun differential'ıyla differential of phi j phi i inverse at pi v vektörünü de hesap ediyorsunuz. Burada P noktası UI özür dilerim. P noktası şeyin içinde phi i UI intersection UJ. Değil mi? Yani şöyle şöyleydi. UI UJ PI FJ ara kesitte şurada şöyle işte P noktası burada. Burada da bir V vektörü varsa bunun buradaki görüntüsünü değil mi? Şu noktada ki şu vektöre gidiyor. Bu nokta FJ FI inverse at P vektör de işte şu vektör. Duali ne olacak? Dualinde de aynı şekilde işte şey yapacağız. T star M'de bunu da ben şöyle görebilirim. T star pardon cotangent şeyleri bundle elemanları T star VI'lar ve P ve bir tane one form Teta diyelim. Bunu neyle eşliyorum? Phi j phi i inverse at p. Ondan sonra da bu dmap'inin phi j phi i inverse at p. Bu map'in dualini teta'da hesap ediyorum. Bu nesne. Yani yapıştırma mapimiz neyse onun dualiyle yapıştırıyoruz. Peki, burada da tabii çalışırken genelde hani bir koordinat sistemiyle çalışacağım ve orada işte differential formları RN'de ki differential formları yazacağım. Mesela ne bileyim örnek yapmak istersek aslında çok zaman harcamak istemiyordum bunu ama S1'ı düşünelim. S1'ı nasıl yazmıştık? R union R değil mi? X'i 1 bölü X ile eşliyoruz. X 0 değilken T star S1 neydi? T star R disjoint union T star R bir nokta ve bir vektörü neyle eşliyoruz? 1 bölü x ve bunun türevi, bu map'in türevi yani 1 bölü x kare v ile eşlemiştik. X 0 olmamak üzere. Cotangent da bunun dualini alacağız. Pardon. X kama theta diyeyim. 1 bölü x. Bu reel birebir matris. Bunun duali kendisi olacak. Dolayısıyla da gene yani bu birebir matrisin
Evet, dualini aldığımızda gene kendisi olacak. Şeyde kompleks case'de Z yerine Z star yazdığımız için hani kompleks dualini orada şeydi yani 1 bölü Z karenin dualini alıyorsanız bu kompleks matrisin bu şeydi yani kompleks konjugeyi de alıyorsunuz. Kompleks konjugeyi alınca bunu biz şey gibi yazdıydık. Kompleks konjüge, özür dilerim. Evet, kompleks konjügenin karesi. Onu şöyle yazmıştık. Bunu z üzeri yok, ne dedik? 1 bölü bunu z kare ile çarparsak, z kare ile çarparsak şöyle z kare bölü bu norm z'nin karesi oluyor. Bu artık pozitif bir fonksiyon olduğu için bu fonksiyon aslında z kare gibi davranıyor. Yani bunu işte homotopiyle 1'e götürebiliyoruz. Dolayısıyla da yani 1 bölü z karenin dualini aldığımız zaman bu kuvvet yukarıya çıkıyor. Ama realde öyle bir şey olmayacak. Bunun duali gene 1 bölü z kare v. Şeye gelince one formlar cinsinden yazmak istersek yani R'de şöyle dersek buradaki bir x noktası burada 1 bölü x'e gidiyor. Burada bir tane one form aldığımızda diyelim ki dx one formu onu burada ne ile eşliyorum? Buradan buraya giden map 1 bölü x map'i tangent ve şeydeki map'te bunun türevi eksi 1 bölü x kare. Yani o zaman burada ne olacak? 1 bölü eksi 1 bölü x kare dx'e gidecek. Değil mi? Yani aslında şunu yapıyoruz. 1 bölü x'in dx'ini alıyorum. O da dx over x squared minus. Buna gidiyor. Dolayısıyla bir koordinattaki dx'i diğer koordinatta eksi 1 bölü x kare dx ile eşliyoruz. Tamam mı? Bu da şuna denk geliyor. Kalkülüste koordinat değiştirdiğiniz zaman hani x koordinatı yerine 1 bölü x yazarsanız yani şöyle diyeyim buna u diyelim. Hani integralde falan yapıyorsunuz ya x yerine özür dilerim 1 bölü x yerine u yazıyorsunuz. O zaman işte bu sizin du'nuz oluyor. Du'nuz eksi dx bölü x kare. Dolayısıyla bu şeylerde one formlarda koordinat değişiminin işlemini aslında siz kalkülüsten biliyorsunuz. Yaptığınız şey işte o değişken değiştirirken değil mi? X 1 bölü x yerine u yazarsanız du nedir? Du işte bunun türevi o da dx bölü eksi 1 bölü x kare. Tamam mı? Peki. Şimdi esas bugün şey yapacaktım. Daha sonra get back to differential forms later. Şimdi burada buna ara veriyoruz. Ve ben şeyden bahsedeceğim. Sartre teoreminden. Sartre teoremi
şunu söylüyor. Teoremi vermeden önce şeyi hatırlatayım. Recall that if f r, özür dilerim, r n'den r m'e is a smooth function a point p in r n is called a critical point if şeyse bunun differential'ı if dfp at p, yani nereden nereye, bu rn'den f of p rm'e is not onto. Tamam. Yani bir noktadaki türev fonksiyonu şey değilse, örtendiyse, o noktaya kritik point diyoruz. Kritik nokta diyoruz. Kritik noktaların görüntülerine de kritik değer deniyor. A point Q in Rm is called a critical value if what happens if F inverse Q contains a critical point. Yani herhangi bir kritik noktanın görüntüsüne kritik değer diyoruz. Bu şu demek değil. Q'nun inverse imajındaki her noktanın kritik nokta olduğunu söylemiyor. Bir tane bile kritik nokta varsa inverse imajında, o zaman ona kritik değer diyoruz. Kritik değerlerin dışındaki noktalara da regular value diyoruz. A point Q in Rm is called a regular value of f if Q is not a critical point. Critical value, sorry. Kritik değer değilse o zaman regular value demek. Dolayısıyla şu var. Hence a point Q in Rm is a regular value if and only if DFP nereden nereye? P noktasındaki tangent space'ten F of P noktasındaki tangent space'e is onto for any P in F inverse of Q. Yani Q noktasının ters görüntüsündeki her nokta için ters görü şey bu fonksiyon türev map'i örten olacak. Tabii şu olabilir. Eğer bu küme boşsa not that if yani Q F inverse of Q is empty, yani bu imajında değilse, in other words Q is not in the image of F of R n, then Q is a regular value. Değil mi? Çünkü neden? Ters görüntüde herhangi bir nokta yok ki o noktada türev map'i örten olmasın. Değil mi? Önce bir nokta bulmanız lazım. Ondan sonra da o noktadaki türev map'inin örten olmadığını söylemeniz lazım, ama öyle bir nokta yok. Boş küme. O yüzden
Görüntüde olmayan her şey zaten regular value. Tamam mı? Peki, sert teoremi ne söylüyor? Sert teoremi şunu söylüyor. Teorem sert. The set of given any smooth function f Rn to Rm the set of regular pardon critical values of f in Rm yani kritik noktaların imajları has measure zero. Has measure zero in Rm. Şimdi measure zero'dan kastettiğim nedir? Measure zero'dan kastettiğim şey o küme yani şunu söylüyoruz. Okey, bu şu anlama geliyor. Let C in Rm Rn be the set of critical points of f then f of c yani bu kritik noktaların görüntüleri the set of critical values as measure zero. Zero in Rm. Measure zero ne demek? Bunu countable tane küpün içine koyabilirim. Bunlar Rm'deki böyle şeyler, küpler olacak. Veya dikdörtgenler işte prizması. Öyle ki bunların toplam volümü istenilen sayıdan küçük olur. Yani bunun anlamı şu. In other words, for any epsilon pozitif, there are okay. Rectangular boxes diyeyim şöyle. Şöyle diyeyim. B1, B2, Bn countable in Rm so that f of c bunların içinde yani union of b i's i birden sonsuza kadar and the volume of this b i's i birden sonsuza kadar toplamı epsilon'dan küçük. Burada b i dediğim her şey bir tane rectangular box yani şöyle bir şey. Rm içinde m tane interval'ın çarpımı şeklinde nesneler. Yani şöyle şeyler. A1 isterseniz AI1 BI1 kaç tane? Bunlardan m tane böyle AIM BIM. Tamam mı? Yani bunlar şöyle şeyler. Atıyorum. Şöyle nesneler. Tamam mı? Efendim? Eşit uzunlukta derken? Ha yok. Şey eşit uzunlukta değil.
Yani şöyle, A'ilerin hepsi i'ler, i'ler sabit de yukarıdaki indeks de var ya, birden m'e kadar. Yani bu şöyle küp değil, rectangular box. Şöyle olabilir yani şöyle. Şöyle çizeyim olmazsa. Şurası A1, 1. Burası B1, 1. Burası A1, 2. Burası da B1, 2. Yani bu nedir? Burası bu B1 oldu. B1. Tamam mı? Yani sizin kritik kümenizi böyle bir yerde open box'ların içine koyabilirim. Öyle ki bunların toplam hacmi epsilondan küçük olur. Epsilon da benim seçtiğim sayı. Dolayısıyla da bu C kümesinin measure'ı diyoruz sıfır. Çünkü ben bunu istenildiği kadar küçük bir şeyin içine koyabiliyorum. Hacmi istenildiği kadar küçük yapılabilen bir kutuların işte kutuların union'un içine koyabilirim. O yüzden de f of c'nin hacmi sıfır. Evet, aynen öyle. Evet. Yani bunun volume of bi, onu söyleyeyim. Kastettiğim şey şu. Yani product of bi k ai k k birden m'ye kadar. Tamam mı? Farklı şekillerde de tarif edebilirsin de yani biz genelde bunu alacağız. Mesela şeyin hacmi nedir? Şey örnek yapalım. Bunu biliyorsunuzdur gerçi ama Q in R as measure zero, değil mi? Herhangi bir aslında countable kümenin measure'ı zero. Neden measure'ı zero? Çünkü Q countable. Since Q is countable, we may write Q'yu şöyle yazabiliriz. R1, R2, değil mi? Rn böyle yazabilirim. Countable tane rasyonel sayı. Ondan sonra siz bana epsilon verin. Given epsilon pozitif. Let bi şu olsun. Ri minus epsilon over 2 to the power i plus 1 ri plus epsilon over i plus 1. Yani her bir rasyonel sayının etrafına, değil mi? Her bir rasyonel sayının etrafına böyle bir tane yuvar aldım. Yarıçapı epsilon bölü 2 üzeri i artı 1. Dolayısıyla Q kümesi bu bi'ların içinde kaldı. Birden n'e kadar. Volume bi nedir? Bu aralığın boyu. Bu aralığın boyu da nedir? Epsilon bölü 2 üzeri i, değil mi? Epsilon bölü 2 üzeri i. I birden sonsuza kadar. Dolayısıyla volümlerinin toplamını da alırsanız epsilon over 2 i birden sonsuza kadar bu da epsilon verir. Tamam. Dolayısıyla Q'nun şeyi sıfır. Yani bu şu demek aslında hani rastgele bir sayı alırsanız onun rasyonel olma ihtimali %0. Ama hani birine sayı söylediğinizde
%99 değil mi? Bir tane rasyonel sayı söyler. En fazla karekök 2 falan der. Ama onları da koysanız, onlar da yani algebraic number'lar da katsayıları tam sayı olan polinomların köklerini de koyun Q'nun içine. Onlar da countable. Dolayısıyla hani herkesin bildiği şey aslında bu %0 ihtimalli kümeden sayıları biliyorlar. Geri kalanı bilmiyoruz. Zaten şeyde sıkıntı, hani bir sayının transendental olduğunu söylemek zor bir şey. Yani bir polinomun kökü olmadığını söylemek zor bir şey. O yani eski Yunanlar işte pi ve e için, değil mi? Onu yapamamışlar. 2000 sene sonra yapıldı. Peki, şimdi bu sert teoreminin ispatını vermeyeceğim. Bu analiz yani şeylerde var, bulabilirsiniz bir sürü kaynakta. Benim kitapta da var ispatı Türkçe, ama böyle ayrıntılı olarak var yani. Bir versiyonlu şeyden R'den R'ye olanı kendiniz ispat etmeye çalışın. O bence çok hoş bir exercise. Yani şu exercise diye vereyim size. Genel hali biraz hani teknik ama şu hali proof Sartre's theorem for a function f from R to R. Bu kolay. Kolay dedim gene kompaktması vesaireyi falan böyle ciddi bir şekilde kullanmanız gerekiyor ama yine de kolay sayılır. R2'den R'ye olanı o kazık biraz. O kadar kolay değil. Okey. Şimdi biz niye bunu verdik? Bunun şöyle bir uygulaması var. As an application, application of Sartre's theorem, we prove the following embedding theorems. Teorem diyeyim. Teorems değil de. Bu herhalde Whitney teoremi diye adlandırabiliriz. Yani onun aslında weak versiyonu ama Whitney embedding teorem. If M is a compact smooth manifold of dimension n, n mi dedim? Evet. Then there is an immersion of M into R2N, yani boyutunun iki katına immerse ediyor. And an embedding of M into R2N plus 1. Aslında R2N'e de embed ediyor da onun ispatı şey kazık yine. Biz 2N plus 1'ı yapalım. Yeter. Sonra da niye hani Ebru'nun zor olduğunu söyleyeceğim. Hani o bir tane daha indirmek
Yani 5 boyutlu bir manifold tabii 6 boyuta da embed edilebilir topolojisine bağlı olarak ama şunu biliyoruz. R10'a kesinlikle embed eder. Ben ise R11'e embed ettiğini söyleyeceğim, göstereceğim. O kolay olanı. Ama R10'a da embed eder. Fikir de şu. Proof. We first embed M into R n for some possibly big n, possibly big. Yani ilk önce boyut yani büyük olsun sorun değil. Bir tane array'in içine sokalım diye uğraşacağız. Onu da şöyle yapacağız. Okey. Şimdi for any point in M choose a coordinate map şöyle phi u'dan V'ye bu bir Rn içinde manifoldumuz N boyutlu olduğu için değil mi? Lokal olarak böyle bir koordinat sistemi seçebilirim. Evet yani şunu yapıyorum. Herhangi bir noktasındaysanız manifoldun o noktanın etrafında bir tane open set alıp bir tane de koordinat fonksiyonuyla bunu bir Rn'deki open set'e gönderebilirim. Peki. Sonra şöyle bir şey yapacağız. Şimdi her nokta için böyle bir tane P seçtiğime göre ve manifold da kompakt olduğuna göre değil mi? Bu U'lar bir open cover veriyor. Dolayısıyla da bunlardan sonlu tanesi manifold'u örter. Yani şöyle diyeyim isterseniz hani değil mi? Clearly bunlar P in M covers is an open cover. Open cover for M. And thus M is covered by finitely many UIs. Tamam. Şimdi şöyle bir şey daha yapacağız. Yani M say şöyle diyeyim. M İşte U1, U2, UK'nın şey union'i olsun. Burada da şöyle şeylerimiz var. UI'dan VI'lara. Bunların her birisi Rn içindeki bir takım open setler. I1'den N'e kadar. Pardon, K'ya kadar. Şimdi şunu yapacağız. İlk önce extend each phi to a smooth function on M. Şimdi bu ne anlama geliyor? Yani çok fazla detay vermeyeceğim ama şöyle bir şey yapacağız. Okey.
Şu fonksiyona bakın. For this consider the maps the function. Şu fonksiyona bakın. İşte row diyeyim. R'den R'ye şu şöyle bir şey olsun. Grafiği olsun. Mesela işte eksi 1 ile 1 arasında bir değerini alıyor. Ondan sonra 2'ye kadar iniyor. 2'den sonra 0 oluyor. Şöyle bir fonksiyon. Bunu şöyle kurabilirsiniz. Smooth function hatta. Yani eksi 1 ile 1 arasında bir değerini alıyor. Ondan sonra sıfır değerini alıyor. 2'den sonra da sıfır. Ama bütün R'de tanımlı. Nasıl tarif edebilirsiniz bunu? Bunu şöyle tarif edebilirsiniz. İlk önce şu fonksiyona bakın. Şimdi tabii isim vermek durumunda kalacağım. Neyse, F diyeyim. R'den R'ye bu şey olsun. F of x e üzeri eksi 1 bölü x kare gerekiyor mu bu? Nasıl? Eksi 1 bölü şöyle mi? X eksi A şöyle mi? Evet. Çarpı x eksi b mi? Yani A ile B arasında bu şöyle. Tamam. Evet, yani x burada A ile B arasında ise böyle. Zero otherwise. Şimdi A ile B arasındaysa o zaman bunların her ikisi birlikte yok. Birisi pozitif, birisi negatif, değil mi? Birisi pozitif, birisi negatif olduğuna göre buradan dolayı pozitif oluyorlar. Yok, o zaman belki artı olması lazım. Tamam. Yani bu şöyle bir şey. X artı veya eksi sonsuza gider, pardon. A'ya ve B'ye giderken şeyde bu fonksiyon şöyle bir şey. Diyelim ki A şurada atıyorum, B burada. A'ya veya B'ye giderken içeriden bu ifade eksi sonsuza gidiyor. Çünkü birisi pozitif, birisi negatif.
ve sıfıra gidiyor payda. O zaman bu ifade ev üzeri işte eksi sonsuza gidiyor. Dolayısıyla da fonksiyon sıfıra gidiyor. Şöyle. Ondan sonra da sıfır diye tarif ediyoruz. Burada tabii şeyi yapmak lazım. Bu fonksiyon differentiable mı? Orada da işte bunun türevini oturup hesaplamak lazım. Hani bunun türevi nasıl bir şey? Efendim? Evet, L'Hopital rule'dan şey göstermek mümkün. Yani bunun differentiable olduğunu. Yani bu fonksiyon C-infinity bir fonksiyon R'de. Şey değil, analitik değil ama C-infinity bir fonksiyon. Ondan sonra da bunun integralini falan almak lazım herhalde. Aslında belki şöyle mi yapmak lazımdı? Tam neyse ara verelim de aradan sonra devam ederiz. Okey.